Bir insan bir iş yerine girer. İş yerinde 8'den 5'e kadar çalışır. O 8'den 5'e kadar çalıştığı iş yerinde o iş yerinin kurallarına uyar. Ama iş yeri onun evinde ne yapacağına karışmaz. İslam ise 8'den 5'e kadar bize karışan, sonra serbest bırakan bir iş yeri değildir. İslam'a girdikten sonra bir daha mezara girinceye kadar gündüzümüzü, gecemizi, sözümüzü, dinlediğimizi, gördüğümüzü, her şeyimizi Allah belirleyecek demektir. İslam budur. Biz haşa Allah'a sövene kafir oldu diyoruz. İçki içene çok büyük günah işledi diyoruz. Namaz kılmayana yahu neredeyse dinden çıkacak diyoruz. Ama Allah-u Teala'nın ve peygamberinin ahlakımızla ilgili, karakterimiz, şahsiyetimizle ilgili sözlerini ne yazık ki namaz gibi ciddi olduğu halde, alkol gibi yasak bir konu olduğu halde o ciddiyette almadığımız zamanlar oluyor. Bir örnek üzerinden yola gideceğim. Bizi Allah namaza davet ettiği gibi, oruca davet ettiği gibi, mesela güvenli insan olmaya da davet ediyor. Emaneti korumayı Allah emrediyor. Namaz kılmamakla emanete hıyanet etmek, Allah'a karşı işlenmiş iki suçtur. Namaz kılmamayı hangi Allah suç olarak karşımıza koyduysa, emanete hıyanet etmeyi de o Allah karşımıza suç olarak koymuştur. Biz mümin olduğumuz zaman emin insan olduk demektir. Emin ne demek? Emanetine sahip olan demek. Şüphesiz emanet bir parayı bir insanda tutmaktan daha öteki bir şey. Sözün, gözün, kulağın, elin, her şeyin emaneti var. Bir söz de insana emanet bırakılabilir. Para da emanet bırakılabilir. Annesi doğurduğu, büyüttüğü kızı da damadına emanet bırakmış demektir. Biz henüz kendisine peygamberlik gelmeden önce bile emin diye anılan bir peygamberin ümmetiyiz aleyhissalatü vesselam. Emanet bizim karakterimizdir. Mümin karakterimizdir. Söz emanetimiz, göz emanetimiz, kulak emanetimiz ne kadar mümin olarak kaldığımızın işaretidir. Kendisine emanet edilen 3 tane bileziği korumayan, savuran, atan birisi kesinlikle namaz kılmamak gibi bir suç işlemiştir. Biraz sonra göreceğiz, dini var mı yok mu o bile tartışılır hale gelmiştir. Aynı şekilde ona herhangi bir konuda iki söz emanet edildiğinde, bir sır aktarıldığında, o sırrı saklamayan, emanet olarak tutamayan da ne kadar Müslümanlıktadır sorulacak bir hata işlemiştir. Çünkü bileziği de emanet olarak tutmak, iman olarak bir iştir. Sözü de, sana emanet edilen sözü de söylememek, sır olarak saklamak da iman denecek işlerden bir iştir.